Ee, merhabalar ee, daha önce yani bayağı önce ta 2 Ağustos tarihinde yüklemiş olduğum bir e, bu evrim tartışmasına dair videolar serisinin bir tanesinde sevgili e, Mehmet Akif kardeşim bir yorum yazmıştı e, videonun altına ben o zaman ona cevap vereceğim demiştim ama e, video yani yorum yazdığından beri yaklaşık 5 ay geçmiş ben şimdi kısaca o yazdığı önemli yorumun ilave edebileceği ya da itiraz edebileceğim noktalar diye beyan ettiği noktalara kısaca bir cevap vermek istiyorum. Mehmet Akif, bu arada videonun da tam adını söyleyeyim sizlere. Facebook evrim tartışması bir, yorumlara cevaplar videosunun altında gelen yorumlardan bir tanesi. Şimdi Mehmet Akif demiş ki itiraz edebileceğim noktalar bir. Ee, i̇nsan Suresi birinci ayet örnek vermiştim ben videoda. O birinci de demiş ki, insan adı anılası bir şey değilken üzerinden epey zaman geçti. Ayeti, evrenin insandan önce yaratıldığı ve insanın yeryüzüne çıkana kadar kozmolojik anlamda çok zaman geçtiği anlamındadır. Yani evrenle insan arasındaki zaman farkına vurgu vardır. İnsanın evrimsel sürecine bir atıf değil. Şimdi bu yorum e, oldukça zorlama bir yorum Mehmet Akif kardeşim. E, çünkü insan, yani insan diye bir varlık var. Ama adı anılası bir şey değil. Şimdi bu ifadeyi düz doğru anlayabilmek için e, bu insanın nasıl ortaya çıktığına dair elimizdeki bilgilere, yani illa biyoloji olmasına gerek yok, tabiata bakarak elde edebildiğimiz içgörüye dayanmak lazım. E, biraz e, işte sağa solu kazarsan, canların birbiriyle olan ilişkisine bakarsan insanın buraya yeni geldiğini anlayabiliriz ama insan buradayken daha adı anılası bir şey değilken üzerinden epey zaman geçti ifadesi, insanın insan olmadan önce bu dünyada var olan bir canlı olduğunu da düşündürür ve eğer kanıtlara bakar isek, eğer kanıtlara bakar isek, eğer kanıtlara bakar isek, tekrar altını çizmek istiyorum. bunu çok açık bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla insan suresi birinci ayette, özellikle meallerin birçoğunda insan henüz adanılır bir şey değilkenin yanına parantez konup içine yaratılmamışken yazılması, bu anlamı nasıl çarpıttığımızı bir kere daha gösteriyor bence. E, Dolayısıyla bunu böyle yorumlamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. İki, e, demiş ki Mehmet Akif, bütün enerjisini bu tartışmaya harcamayan Aziz Sancar, evrime bu kadar inanmamasına rağmen veya onu gündem etmemesine rağmen Nobel aldı. Demek ki mesele inanıp inanmamak değil, e, mesele değil çalışma ve üretme meselesidir gayet doğru bilimsel bir teoriye inanıp inanmamak söz konusu değildir. Aziz sancar'ın çalıştığı konunun ne olduğuna bakarsanız eğer DNA'daki düzeltme mekanizmaları üzerine çalışmış bir insandır ve evrimsel biyoloji dediğimiz bilim alanı olmadan Aziz Sancar'ın yaptığı çalışmanın var olması dahi mümkün değildir. Aziz Sancar, sadece evrimin açık bir gerçek olduğunu ve bunun özellikle Türkiye'de bir devlet sorunu yapılmasına ne kadar üzüldüğünü beyan etmişti. Hemen arkasından yaptığı açıklamada da evrimin ne kadar açık bir gerçek olduğunu serahatle ifade ederek bu konunun bilim adamlarının ancak mekanizmasını tartışabileceği açık bir gerçek olduğunu çok net bir şekilde ifade etmişti. Çalışıp üretme meselesine gelince eğer siz tabiatın temel kurallarını inancınız adına işte gözünüzü kapayıp da görmezlikten gelirseniz neyi nasıl çalışacaksınız? Mesela DNA onarım mekanizmaları her gün her bir hücremizde yaklaşık 10 bin tane mutasyon cereyan ediyor. 100 trilyon hücrede bu 10 üzeri 17 tane mutasyon yapar. Yani bizim vücut hücrelerimizde günde trilyonlarca mutasyon olur. Bunların %99.9'u düzeltilir. Düzeltilemeyen çok az bir kısım ise özellikle eşe hücrelerinde ise bir şekilde gelecek nesillere aktarılabilen değişikliklere sebep olabilir. Bir kısmı sakatlık yapar, bir kısmı enteresan özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Aziz Sancar'ın araştırdığı budur ve evrimdeki çeşitlilik mekanizmalarından sadece bir tanesidir bu. Ama tamamen evrimsel biyoloji ile ilgili bir meseledir. Yani çalışan ve Nobel ödülü alan insanların tamamı, tamamı evrimsel biyolojiyi çok iyi bilirler ve bilmek durumundalardır bu alanda çalışıyorlarsa. Bilimsel, üçüncü maddede demiş ki bilimsel geri kalmışlığımızın nedeni evrime inanmamak olsaydı evrim konusunda tavırları bizden farklı olmayan ABD'de bilimsel çalışma namına bir şey olmazdı. Ama bugün ABD bilimsel veri analizi ve bilimsel çalışmalar alanında öncü ülkelerden birisidir. Mesela evrim meselesi değil, mesela çalışıp üretmek meselesidir. Burada da çok yanlış anlaşılan bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de evrime inanma oranı bilim insanlarına ya da profesyonel bilim e, yapan insanlara değil, Sokaktaki normal insanlara yani kamuoyuna soruluyor ve kamuoyunun inanıp inanmaması üzerinden bir takım istatistik veriler elde ediliyor. Şimdi Amerika'da herhangi bir üniversiteye gidin, herhangi bir yere yani çalışma üreten bu konuda bir şeyler yapan insanların hemen hemen tamamı ki Amerika'da bu yaratılış falan filan da var hemen tamamı evrime inanıp inanmamak gibi garip bir ikilemin içerisinde bile değildirler. Evrimin var olduğunu bilirler ve ona göre onun üzerine bina ettikleri çalışmalar yaparlar. Mesele bütün dünyada da böyledir. Biz maalesef bu ilizyonu göremiyoruz çünkü biz bilim üretmenin nasıl bir şey olduğunu pek bilmiyoruz yani hem kamuoyu olarak hem maalesef Türkiye'deki üniversiteler birkaç örneğini birkaç münferit kişisel örneğini bir kenara koyarsak bilim üretmenin mantığı konusunda maalesef bir haberiz. Dolayısıyla Amerika'nın kamuoyu evet Türkiye gibi evrime inanmıyor olabilir ama Amerika'nın profesyonel bilim dünyası Amerika'nın akademileri Tamamen bunun üzerine çalıştıkları için zaten birçok alanda olduğu gibi burada da sermayenin de gücüne yaslanarak oldukça ileri düzeydiler. Yani sadece mesela bunlar ibaret değil. Dördüncü maddede Mehmet Akif demiş ki, bir de hocam sürekli hep dar düşünüyoruz, hiç aklımızı kullanmıyoruz, biraz okuyun araştırın gibi ifadeleri çok kullanmışsınız ve bu rahatsız edici. E doğru, ben de rahatsız edici olsun diye kullandım. E, muhataplarınız sizin kadar okusaydı bu tartışma YouTube'da değil bir kongrede uzmanlarıyla tartışıyor olurdunuz. E, ben o konuda bir tartışma yapmak üzere Yaratılış Kongresi'ne başvuru yapmıştım ama e, benim anlatmak istediğim yaratılış versiyonunu duymak istemediklerini söylediler ve o yüzden o kongrede onlarla tartışamadık. E, muhataplarınızın evrim meselesine, inanç penceresinden veya temel biyoloji bilgi yaklaştığını unutmayın derim. Maalesef bunu unutamıyorum çünkü sürekli gözüküyor. Biyoloji gibi kolay öğrenilebilen, piyasada tonlarca kitabı bulunan bir konuyu hiç okumadan biyoloji konusunda fikir sahibi olmak dar düşünmektir, aklı kullanmamaktır, okumamaktır, araştırmamaktır. Eğer bir konuda okumamış ve araştırmamışsanız, daha önce düşünmemişsiniz, bu konuda oturup da düşünce geliştirmediyseniz, bu konuda bir şey söylemek zorunda da değilsiniz ama bilmediğiniz konuda bir şey söylüyorsanız bunu hele 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 İslam adına yapıyorsanız birileri buna itiraz eder. Ben de buna itiraz ediyorum daha sonra Mehmet Akif daha önce bana sorular sormuş. Onlara sanıyorum görmemişim. Oraya da ilave etmiş. Teşekkür ediyorum. Onlara da bir kısaca cevap vereyim. Bir de aşağıdaki soruları sormuştum ama görmediğiniz herhalde diyor. Bunlara da değinirseniz sevinirim. İnşallah bakalım. Birinci soru. 9 ayda bir sudan yani sperm artı yumurta yoktan yaratabil yaratılabiliyorsak Allah ilk insan için neden primata ihtiyaç duysun? Çok güzel bir soru. Şu soruyu şöyle soramaz mıydık acaba? Ya da neden öyle sormuyoruz? 9 ayda bir tek hücreden hani bir sperm sıvısı artı yumurtanın birleşmesinden sperm ve yumurtanın bir araya gelmesinden 9 ay boyunca değişe dönüşe böyle balık gibi sürüngen gibi bir şeylere benzeye benzeye en sonunda annelerin rahminde insan olan bizler neden primat bir aileden yaratılmayalım yani her şey sebeplere bağlıysa biz hepimiz de tırnak içinde böyle bir ifade İslam'a ait değil ama genelde eşrefi mahlukat isek niye hepimiz anne karnında 9 aylık, Hazreti İsa dahil anne karnında 9 aylık bir süreç geçirmeye ihtiyaç Demek ki her şey sebeplere bağlı yaratılıyor. Ve insanın bu dünyada ortaya çıkışı da bir, sebe, bir dizi sebeplere bağlı olması hiç de şaşırtıcı değil. Kur'an'da da buna aykırı herhangi bir şey yok. O yüzden bence soruyu ters sorsan cevabı hemen orada. İki. Madem evrim bu kadar İslamiydi neden bu zamana kadar Müslümanların değil de ateistlerin kalesi oldu? Demek ki içinde teizme ters düşecek görüşler itibar ediyor. ...daha önceki videolarımda çok anlatmaya çalıştım. Evrim teorisinin... ...mütekamil bir şekilde ortaya çıkışına... ...Müslüman bilginlerin katkısı çok fazladır. Özellikle 9. ve 12. yüzyıllar arasında... ...Darwin'e parmak ısırtacak kadar... ...enteresan evrim görüşleri o dönemlerde seslendirilmişti. Fakat bilmiyorum aynı yerde mi yaşıyoruz... ...hani şu andaki Müslümanların durumuna bakarsanız... ...5-600 yıldır Müslümanlar bilgiyle uğraşmıyorlar... ...ve dolayısıyla bu bilgiyle uğraşanlar... işte. Avrupa e, aydınlanmasının arkasından kiliseyle dinle bağlantılarını kesmiş olan ateistik e, yahut teistik yahut agnostik bilim insanları düşünen insanlar ve onların felsefeleri ortada geziyor onların sonuçlarını okuyoruz öğreniyoruz bilim olarak biz yapsaydık bugün bunlar böyle olmazdı ateistlerin kalesinin olma, Kalesi olması e, tamamen bağlamından çıkarılarak ateizmin bir temel unsuru haline getirilmesi Müslümanın eksikliğindendir, İnanın ins inanan insanın bilgiyle uğraşmamasındandır. Siz tabiat kanunlarını çalışırsanız efendim bu sizin e, felsefenizle süslenir, sizin e, metafiziğinizi besler, sizin inancınızı besler ama siz çalışmazsanız diğer arkadaşlarında bu konuya kendi felsefelerini yapıştırmalarını açıkçası buna kızma hakkınız yok ama bunu hoş göreceksiniz mecburen. 3. Modern bilimin indirgemeciliği. Her şeyi evrimle açıklamaya çalışıyoruz. Evet Allah'ın bir süreç zarfında ve aşama aşama yarattığına inanıyorum. Ama pis bir sudan 9 ayda düşünebilen bir varlık yaratmasının mucizesinin biyolojik bir vakadan çok daha ötede bir anlam ihtiva ettiğine iman ediyorum. Demek istediğim şu. Allah'ın kudretini biyolojiye indirgiyoruz bazen burada da enteresan bir kafa karışıklığı görüyorum. 9 ayda düşünebilen bir varlık yaratılması mucizesinin biyolojik bir vakadan çok daha ötede bir anlam itibari. Nasıl bir anlam? Yani 9 ayda düşünebilen bir varlık, işte efendim o 11 ayda düş efendim yürüyebilen bir fil falan filan yaratılması. Bunlar biyoloji değil de nedir? Yahut efendim Bırakın canlılar dünyasını dışarıda herhangi iki efendim elementin bir araya gelip de farklı bir molekül oluşturması daha mı az mucizevidir yani birini kimya açıklar, birini fizik açıklar, birini biyoloji açıklar, birini tıp açıklar, efendim birini antropoloji, birini paleontoloji, birini tarih ilmi, birini sosyoloji her şeyi açıklayan bilim dallarımız var. Yani bunların nasıl olduğunu inceleyen bilim dallarımız var. Biyolojiden çok daha öte bir anlam ne demek? Siz eğer bilim yapmıyorsanız boş bir anlama inanırsınız bu devirde. Yani bilimi bilmiyorsanız, bilimin dünya hakkında ne söylediğini bilmiyorsanız dört duvar arasında oturup kendi kafanıza göre Allah'a bir takım bir şeyler yakıştırırsınız. En büyük tehlike zaten budur ve şu anda bu tehlikenin içinde bizzat yaşıyoruz. Dolayısıyla lütfen eğer yaratılışla ilgili bir şeyler söyleyecekseniz bir fikriniz olacaksa biyoloji bileceksiniz. Bu kadar basit biyoloji çok kolay bir şeydir. Korkmayın. Biyoloji bilmekten korkmayın. Hiçbir şey yapmaz insana. Çok güzel yapar insanı. İyi yapar. Oturun okuyun öğrenin. Bir sürü popüler kitap var. Hepsinden rahatlıkla bu konuda bilgi alabilirsiniz. 4. İsa peygamberin babası dünyaya gelmesi Allah'ın bize bir meydan okumasıdır ve tabiri caizse şu demektir. Benim kudretim sebeplerle ve nedenlerle sınırlı değildir. Yani her şeyi nedenlere indirgemeye çalışsanız Meryem oğlu İsa'ya ki sadece bir numunedir gelir tostlarsınız. Çok güzel. Şimdi İsa peygamberin babasız dünyaya gelmesi birçok dinde anlatılan bir anekdottur. Hristiyanlık zaten temelde buna dayanır buna bağlı olarak efendim İsa'yı Tanrı'nın oğlu mertebesine kadar taşımışlardır. Bizim de Kur'an'da bu konuda bir ifade geçer. Şimdi İsa peygamberin babasız dünyaya gelmesi öncelikle bir düşünce egzersizi yapalım. Ya yanlış anlıyorsak, ya burada alegorik bir anlatım, bir başka bir şey varsa tamamen farazı misal söylüyorum. Böyle bir şey olduğu anlamında söylemiyorum. Ee, öyle bir temel akide olarak yerleşmiş ki bu bizim o teksten, metinden anladığımız şey. Diyelim ki orada başka bir şey söylendi. Yani efendim işte Yahya Peygamber peygamberdi zannediyorum. Hani çok ilerlemiş yaşına rağmen çocuk sahibi olması vesaire gibi meselelerde. Bugün mesela çok ilerlemiş yaşına sahip insanların spermleri dondurulduğu için işte alıp suni döllenmeyle çocuk sahibi yapılabiliyor. Hani bunun gibi bugün de tekrar edilebilen bazı istisnai durumların zikredilmesi falan söz konusu. E diyelim ki bu da başka bir anlama geldi. Ne olacak yani bütün bu argüman çökecek mi? Hiç görmediğiniz, birebir dünyevi kanıtınız olmayan şeylere zaten yani inanmaya iman etme diyoruz eyvallah. Ama sanki bu kanıtlanmış herkesin gördüğü bir şeymiş gibi e, ortaya getirip de insanlara fikren dayatılması sizce normal bir şey mi? Siz buna iman edersiniz Allah'ın kudreti ne büyük dersiniz geçer gidersiniz ama İsa'nın babasız dünyaya gelmesini bütün bir bilim dalını silecek bahanelerden bir tanesi haline getiriyorsanız kusura bakmayın Allah'ın dininin dışına çıkıyorsunuz demektir. Çünkü Allah burada size kudretinden size direkt göstermeyi tercih etmediği her şeyi sebeplere bağladığı dünyada size sebepsiz bir örnek göstermeyi tercih etmediği bir dünyada size bir örnek olarak sözel olarak bildiriyor. Bir şeyleri düşünmenizi istiyor, bir şeyleri düşünmemizi, ona yorum yapmamızı, onu bir şeylere benzetmemizi, buradan anlam çıkarmamızı istiyor. Ama bu dünyada şimdiye kadar kendi hayatınızda lütfen Mehmet Akif kardeşim başta olmak üzere sebeplere bağlı olmayan bir şey gördünüz mü? Öyle bir şey meydana geldi mi? Bu göz, bu akıl niye verildi bize? Akletmek neden emrediliyor? Ne olur bir de biraz bu açıdan düşünelim. 5. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hadisle ilgili olarak nasıl ki biyolojinin metodolojisini mühendisler odası belirleyemezse, hadislerin anlaşılmasının metodolojiyi de bilim ve felsefe belirleyemez. Gayet katılıyorum. Hadis ilminin anlaşılması bu alana ömrünü adamış olan alimlerin öngördüğü metodolojidir. Gayet doğrudur. Aynen öyledir. Ee, sahil unsurlar hadisin kronolojisine değil, anlaşılmasına yönelik destekleyici argümanlar sunmalıdırlar. Gayet doğru, gayet yerinde bir tespit. Amma ve lakin, eğer ömrünü hadis ilmine adamış bir hadis alimi yahut sıradan bir ilahiyat akademisyeni yani iki, iki uçta benim için fark etmiyor. Yaratılış hakkında bir anlam çıkaracaksa. Bakın tekrar konuyu daraltıyorum. Yaratılış anlamında bir hüküm çıkaracaksa. Biyoloji bilmeden bunu yapamaz. Mümkün değil. Tıp bilmeden hastalık efendim tıbbın etik kuralları falan filan konusunda nasıl konuşamayacaksak biz? ...aynı şekilde e, yaratılışla ilgili de yorum yapamayız... E, ...hadis metodolojisi bir ilahiyat alanıdır... ...akademik bir alandır... İstiyan bu alanda çalışır... ...ama hiçbir sıradan Müslüman'ı benim gibi... ...bu ilmin tamamına vakıf olmak zorunda bırakamazsınız... ...ben nasıl ki sizi biyolojinin tamamına vakıf olmak zorunda bırakamam... ...siz de herhangi bir insanı... ...hadis e, efendim böyle zor bir şey... ...derin bir alandır... ...ömür vermek gerekir falan diye... ...buraya zorlayamazsınız... Bakınca ne anlıyorsak odur. Biyoloji hadisten çok daha kolaydır. Onu oturup öğrenebilirsiniz. Ama ona bile gerek yok. Yaratılış konusunu bilmeyebilirsiniz. Bu konuda uzmanlar ne derse onu takip etmek isteyebilirsiniz. Ama bu konuda fikir beyan etmek hadis konusunda bilmeden efendim ahkam kesmekten çok daha ayıptır. Çünkü biyoloji dünyevi bir bilgidir. Hadis ilmi biraz daha sosyal, biraz daha ilahiyat bilgisi, biraz daha şumullü bir şeyler bilmeyi gerektiren bir bilgidir. Dolayısıyla burada ayıp olan ya da yanlış olan hadis metodolojisiyle işte efendim yetkisiz olarak oynamaktan öte herkesin öğrenebileceği bilimsel bilgiyi görmeyip ona dair efendim hiç biyolog olmayan, biyoloji bilmeyen, bu konuda tek bir satır okumamış, modern bilimin ne dediğini bilmeyen, fizik bilmeyen, kimya bilmeyen, kozmoloji bilmeyen insanların hadis ve ayet yorumlarıyla yaratılışı anlayabileceğinizi sanmaktır. Dünyayı bilmeyen dünyanın işlerini yorumlayamaz, Allah'ın bu dünyada nasıl iş gördüğünü yorumlayamaz. Allah bunu açıkça Kur'an'da ifade eder. Tekrar tekrar aynı şeyi söyleyerek altını çizmeye çalışıyorum sadece biyoloji değil bilim bileceksiniz bilim bilmeden bu devirde Müslüman bile olunamayacağını düşünüyorum bu konuda iddiam çok açık sarih ve nettir. Altı, söylediklerinizin bazılarına katılmakla birlikte fikir beyan edebileceğim bazı noktalar. Bunları da hakkınızı helal edin. Sen hakkını helal et Mehmet Akif kardeşim. Birincisi çok geç oldu bunlara cevap vermem. İkincisi çok önemli noktalar koymuşsun aslında. yani bu noktalar birçoğumuzun kafasında dönen şeyler. Bir dönem ben de bu düşüncelerle Hakikaten bilime çok uzak kaldım, çok vakit kaybettim. Ama bunları buraya yazdığına göre araştıran, soran, sorgulayan, düşünen bir e, kardeşimizsin. Çok çok teşekkür ediyorum bu vaktini ayırıp da e, bunları yazdığın için. Ben de bu videoyu cevaben biraz geç de olsa kaydettim. İnşallah dinleyen birilerine faydalı olur. E, Allah'a emanet bu konudaki e, istişarelerin devam etmesi dileğimle. E, kapatmadan önce şunu söyleyeyim. E, yine hep bana soruyorlar, sen niye bu konuyu konuşturuyorsun? İslam aleminin, benim için insanlık aleminin, bırakın İslam aleminin en önemli sorunu budur. Dünyayı anlamak, dünyayı zamanımızın, zamanımızda bize bahşedilen anlayış düzeyinde anlayabilmek en önemli işimiz. E, dolayısıyla ben de bunun e, tutabildiğim bir tarafından e, açılımını yapmaya, insanların dikkatini bu konuya çekmeye devam edeceğim inşallah. Vesile olanlar da sağ olsunlar. Mehmet Akif Başta olmak üzere bütün izleyenlere, dinleyenlere sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.